Ben şimdi balık yapacağım. Loli, bana balık kalıbını verir misin? Senin yanında duruyor. Vaf. Hap hap hap. Önce birazcık kumu ıslatalım. Vaf vaf. Loli, sana diyorum. Vaf vaf. Vaf vaf. Loli. Vaf. Loli. Vaf. Beni duymuyor mu bu? Loli. Vaf. Ne oldu çikolata? Senden balık kalıbını istedim. Beni duymuyor musun? 2 saattir sana sesleniyorum. Vaf. Ah, özür dilerim. Duymadım. Al bakalım. Teşekkürler. Vaf. Şimdi dolduralım. Vaf. Şimdi bakalım olacak mı? Şu boşluğa. Oy, birazcık dağıldı. Evet, merhaba arkadaşlar. Loli'nin öğlen yemeği. Şu anda bahçede arkadaşlarıyla oynuyor. Hemen onun için yiyecek bir şeyler hazırlayıp çağırmalıyım. Köfte, steak ya da balık yapabilirim. Loli köfteyi tercih eder. Hemen onun için bir tane köfte yapayım. Tavaya koyup pişirelim. Oldu bile. Hemen tabağına koyalım. Camdan sesleyeyim ona. İşte orada oynuyor. Loli, yemek saatin. Hadi bakalım. Loli! Beni duymuyor mu? Han han! Buldozer yolu açıyor. Loli! Vaf vaf! Han han! Han vaf vaf! Loli! Vaf! Ayşe sesleniyor ama Loli cevap vermiyor. Vaf! Vaf vaf! Miau! Loli, Ayşe sana sesleniyor. Duymuyor musun? Evet. Hı? Vaf! Ne dediniz arkadaşlar? Sizi anlamadım. Miau! Ayşe diyorum, sana sesleniyor, seni çağırıyor. Loli! Bak! Ayşe mi çağırıyor? Tamam tamam, gidiyorum. Vaf! 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 Loli, ne kadar çok bağırdım sana. Oyuna çok dalmışsın, beni duymadın herhalde. Loli! Vaf! Ne dedin? Bıcır bıcır yanımda konuşuyorsun Ayşe. Dediklerini anlamıyorum ki ben senin. Vaf! Ne demek dediklerimi anlamıyorsun? Diyorum ki sana çok seslendim. Beni duymadın. İyi misin? Kulaklarında bir problem mi var? Vaf! Ne? Vaf! Ayşe, kulağımın içinde bir şey çınlıyor. Sesleri anlamıyorum. Vızırtı gibi geliyor. Vaf! Hay aksi. Kulaklarında sorun var demek ki Loli. Bu ihmale gelmez. Seni hemen bir veterinere götürmeliyim. Gel benimle. İşte böyle. Veteriner Barbie kulağın içinde çınlamalar ve vızıltılar olduğunu söylüyor. Evet, yani sonuçta Loli duyabiliyor. Değil mi Loli? Duyuyorum. Ama ne dediğinizi anlamıyorum. Loli'nin ne kadar duyu kaybına uğradığını ben ölçemem. Onun için onun kulaklarına odyometri testi yapılmalı. Onu da ben yapamam. Peki nerede yaptıracağız bu testi? Sizi odyometrist Ümit'e yönlendireceğim. Oraya gitmelisiniz. Tamam Barbie. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hadi gel. Evet. Morse alfabesini artık öğrenmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Neymiş? A harfi. Bir kısa, bir uzun. A harfi. Buyurun. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Barbie Hanım gönderdi bizi. Loli'nin işitme testi olması gerekiyormuş. Köpeğin. Hmm, tamam. Hmm. İlk önce biraz araştırma yapmamız gerekiyor. Çünkü normalde ben insan kulaklarının duyabileceği sesleri ölçebiliyorum. Bak! Ne dedin? Ne yapacağız?
Köpeklerse 67 ila 45 bin hertz aralığını duyabiliyorlarmış. 67, 45 bin hertz. Senin için araştırma yapıyor. Şimdi bunu kulağına takalım. Vaf, tamam. Evet, buradan 67 hertz'i bulalım. ...64, 65, 66, 67. Hazırsa verelim bakalım sesi. Hazır mısın? Duymuyor ki. Çarpı 2. Oh, az önce 134 Hz'de tepki verdi. Bakalım. Tamam, şimdi tekrar edelim. Hertz'de duymayı kesti. Tamamdır, çıkartabiliriz. İyi misin? İyi misin? İyiyim. Loli'nin duyma değerleri iyice daralmış. Dolayısıyla da kulaklarda bir tıkanıklık olabilir. Yüksek sese maruz kalmış olabilir. Hiçbir fikrim yok. Kulaklardaki tıkanıklığı bir kontrol edelim. Otoskop ile Loli'nin kulaklarına bir bakalım. Evet. Ne oldu? Loli'nin bana göre sağ kulağında bayağı bir kir birikmiş. Bir de sol tarafa bakalım. Burası da aynı. Bayağı bir kulaklar kirlenmiş. Kulak kiri sebebiyle tıkanma var. Ama temizleyebiliriz. Süper. Şimdi bu makine sayesinde Loli'nin kulağının içinde birikmiş olan kirleri emerek, vakumlayarak çıkartmaya çalışacağız. Ben. Loli, biraz sakin ol, tamam mı? Bak. Au. Loli, bu kulağın nasıl duyuyor? Duyuyorum. Bu kulağımda uğultu yok. Harika. Şimdi o zaman diğer kulağı temizleyelim. Bakalım şöyle. Şuradan şey yapalım. Makineyi tekrar çalıştıralım. İşte bu da temizlendi. Loli, şimdi beni nasıl duyuyorsun? Duyabiliyorum. İyi misin? Duyuyorsun değil mi? Ayşe, niye bağırıyorsun? Tamam, duymaya başlamışız. Yine de bir şeyler kalmış mı? Kulağın ucunu, içini bu küçük kamera ile bakıp kontrol edelim. Mikro kameramızı bu cihazın ucuna tekrar takalım. Ve kulağın içini iyice bakalım. Gayet güzel kulak kıvrımlarının arası. Orta kulak tarafı gayet temizlenmiş görünüyor. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Ondan sonra kulak temizliğine dikkat ediyoruz, tamam mı Loli? Evet, düzenli aralıklarla kulak doktoruna gidip temizletmeyi ihmal etmeyelim. Tamamdır. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam.